okul öncesi dönemde çocukların temel gereksinimleri güven duygusu, yaşama ve olayları kendi düşünsel süreçleriyle adlandırmadır. Örnek, okul öncesi dönemdeki bir çocuk daha ben merkezci bir düşünce, daha somut düşünceler hakimdir. Ben merkezci düşünceden kastımız şu, olan bitenin hep kendisiyle ilişkili olabileceğini düşünebilir. Dolayısıyla yaklaşımda bulunurken olan bitenin onlarla ilişkili olmadığını söylemek, güvende olduğunu söylemek ve onların o güven duygusunu aşılamayı biz öneriyoruz. Yine okul öncesi dönemdeki çocuklar bizim için çok önemli olan duygularını ifade etmelerini isteriz biz çocukların. Ancak burada yine önemli bir nokta, zorlayarak değil. Yani bir çocuk duygularını ebeveyn ya da bir diğer yetişkin tarafından zorla ifade etmesini önermiyoruz. Her çocuğun belli bir zamanı var, belli bir akışı var. O akış içerisinde duygularını ifade etmesini isteriz. Daha çok oyun yoluyla, resim yoluyla ya da davranışsal yolla bunu ifade edebilir. Okul döneminde işin içine okul da girmesi, akran grubunun da dahil olması ve bu tür bilgilere bir miktar daha fazla maruz kalması söz konusu olabiliyor. Okul dönemi çocuklar için ilk önereceğim, mümkünse medya ya da sosyal medya yoluyla çocuklara depremle ilgili bilgilerin mümkünse filtrelenerek ve mümkünse verilmemesi. Çünkü bu yaş grubundaki çocukların bilişsel yapılanması bu bilgileri kaldırabilecek boyutta olmuyor. Kesinlikle rehabilite etme özelliği var. Çünkü bir süreci en iyi yorum, yani bir süreç yaşandığında, özellikle böyle zorlu bir süreç yaşandığında bizim bir önerimiz de mümkün olduğu hızda rutinlere geri dönmektir. Rutinlerden kastımız da bir çocuğun hayatındaki en önemli rutinin parçası da okuldur. Okul sadece ders, öğretim verilen bir yer değil. Ayrıca çocukların sosyalleştiği, birbirleriyle duygularını paylaştığı, baş etme becerilerini artırdığı, o duygusal süreçlerde onlara birlikte çözüm bulduğu bir yer. Hem rehabilite edici özelliğinden, hem eğitici özelliğinden, hem rutine dönme özelliğinden, hem sosyalleşme özelliğinden okullarda olmasını istiyoruz biz. Deprem dışında da gelen bir öğrenciye nasıl yaklaşılıyorsa benzer bir yaklaşımda bulunmayı öneriyoruz. Depremzede deyip aşırı merhametli yaklaşırken işin içine acıma duygusunu da ekleyip karşı tarafa olumsuz bir durum aktarma olasılığımız var. Merhametli davranmak çok karşı tarafa olumlu yansırken işin içine acıma duygusu girdiğinde karşı taraf bundan incinebilir. Dolayısıyla diğer çocuklara nasıl yardımcı oluyorsak bu gelen çocuklara, ailelerine de benzer bir tutumla, benzer bir misafirperverlikle yaklaşmayı öneririz.